Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mikroservis mimarisi projemizdeki en önemli belki adımı atıyoruz. Eventler tarafındaki en son adımımız olan order'ın oluşturulması işlemini. Eğer hatırlıyorsanız böyle bir yapımız vardı. API Gateway'in en tepede olduğu, altında servislerimizin olduğu, mikroservislerimizin olduğu, bu servisler arası iletişimin sağlandığı event basımız var ve bunlar dışında bir tane de web application'ımız var. Bu web application'ımızı Blazor'la yazdık. Buradaki bağlantıları kurmuştuk daha önce. Şimdi artık bir sepetimizi oluşturmuştuk. O sepetimizi de checkout diyeceğiz. Artık order'ın oluşturulması işlemini yap diyeceğiz bizim için. O yüzden bir tane sepet, bir tane checkout sayfasına ihtiyacımız var. Ya da order'ın yani siparişin oluşturulması sayfasına ihtiyacımız var. Sepete eklediğimiz ürünleri artık ödemeyi yap, siparişi ver adımlarına göndereceğiz. Tabii bir ödeme mekanizmamız yok ama oluşturmuş olduğumuz eventler içerisine ödeme ile ilgili bilgileri biz ekliyoruz. Payment Service oradaki ödeme bilgilerini de alıyor. Sadece fake olarak bir ödeme başarılı mı, başarısız mı mesajını da gönderiyor. Gerçekten bir bağlantı yaparsanız orası da çalışır. Şimdi öncelikle gelelim Blazor tarafına. En son App State'i anlatmıştık. Blazor tarafında Application State Management nasıl yapılıyor ondan bahsetmiştim. Bununla ilgili videoyu izlemediyseniz kartlar bölümünden ulaşıp o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle burada bir order ile ilgili işlem yapacağımız için aslında şu pages tarafına gelelim. Bir tane klasör oluşturalım. Order diyelim ismine. Order zaten varmış. Bir saniye şunu bir silelim. Şöyle şurada kalmış sanırım ben test yaparken. Şunu bir uçurayım. Tamam. Şimdi şurada yeni bir klasör oluşturuyorum ve ismine order diyorum. Bunun altına da bir tane create isminde bir Razor page'imiz olsun. Pardon. Razor komponent ekleyeceğiz. İsmine create ismini verelim. Şimdi zaman kazanmak için buraya kodları yapıştıracağım. Çünkü bunun biraz testini yapacağız. Şöyle seçelim burayı. Yapıştıralım şöyle. Pagination'ımız var. Bir page, pardon, bir page directive'imiz var. Create order isminde. Create order sayfası, create order yazınca URL'e bu sayfaya ulaşacağız. Bir tane formumuz var. Bir tane order modelimiz var ve bu formun içerisinde order ile ilgili bilgiler var. Hatırlıyorsanız biz daha önce zaten domain tarafında burada modellerimizin altına order'ı oluşturmuştuk. Burada order'ın numarası, tarihi, durumu, işte toplam değeri, siparişin toplam değeri, kişinin adresiyle ilgili bilgiler, kart bilgiler, ödemesiyle ilgili bilgiler, kişinin kendisiyle ilgili bilgiler, doğrulama işlemleri vesaireler vardı burada. Dolayısıyla order class'ımızı buradaki formumuza vereceğiz. Yani aslında buradakileri bir nevi doldurup alacağız. Şimdi burada bir order servise ihtiyacımız olacak. Bu arada şu app state değil. Şurada basket servisten bakalım ne yapmıştık. Application state, app state manager bu. Order nesnesi otomatik olarak ekranımız dolu gelsin diye ben böyle içerisine rastgele bilgiler yazdım. Ekrandan bu bilgileri sürekli girmek zorunda kalmayalım diye bir tane de order servise ihtiyacımız olacakmış burada. O yüzden geliyorum buradaki hemen. Şöyle şurayı kapatayım. Application tarafına, interface'e geliyorum. Buraya bir tane pardon, bir class oluşturacağız. High order service. Bunun içerisine de sadece bunu bir interface yapalım. Bunun içerisine de sadece geriye basket DTO dönen basket DTO'muz da vardı DTO'larda. Map order to basket diyelim. Sepet için checkout'a göndereceğimiz yani basket servise göndereceğimiz için bir basket nesnesine ihtiyacımız olacak. Buraya da order yine modelimizi gönderelim. Bu I order service. Bunu using bloğuna ekleyelim. Şimdi de services klasörüne geliyorum. Order service isminde bir class oluşturacağım.
Bunu orada servisten implement edeceğim. Bunu da implement diyelim. Bu aslında en temelde şu işi yapacak. Önce bir formatlayacak kart bilgimizi, kart expiration date'imizi set edecek. Ondan sonra da geriye alanları maplediğimiz şekilde, maplediğimiz şekilde geriye bir basket detail dönecek. Order servisten beklediğimiz bu. Şu namespace'imizi kopyalayalım. Gerçi bu vardır. Order basket create'inize gelelim. Order servisi burada görmesi için bunun hemen import tarafına gidelim. Diyelim ki using web application'ın application services'i kullan bizim için. Diyelim order servisi de kullansın. Gerçi zaten o diğer taraftaymış, buna gerek kalmadı. Order modelimizi de dediğim gibi oluşturdum. Order modelimiz view modelsin altında. Bunu burada görmüş olması lazım. Şöyle bakalım gidiyor mu gitmiyor. Şunun hemen implementasyonu da burada yapalım. Using. Tamam, bu da gördü. Tamam. Modelimizi doldurduk. Şimdi onvalid submit işlemimiz var. Burada bakın onvalid submit işlemi formdaki bütün bilgilerde olduğunda, validasyon sağlandığında checkout butonuna basacak. Aşağıda bir tane butonumuz var. Make payment diye. Make payment butonuna bastığında, ödemeyi al butonuna bastığında onvalid submit metodu çalışacak. Peki bu ne yapıyor? Öncelikle ekran üzerindeki order modelimizin buyer'ını sisteme giriş yapmış olan kullanıcının username ile dolduruyor. Ondan sonra basket DTO alıyor. Az önce order servis içerisine eklemiş olduğumuz map order to basket metodu ile basket DTO'muzu oluşturuyor ve bunu basket servisin checkout metoduna gönderiyor. Sadece checkout metoduna göndermesi yetmiyor. Bakın burada işlem bitiyor await ile. Ondan sonra update cart diye bir metot var. Update cart burada ne yapıyordu? Aslında basket servise gidip oradaki count'u alıp getirip bizim sistemimizde basket servisten gelen kaç tane benim sepetimde ürün var onları gösteriyordu. Yani ben burada bu işlemi yaptıktan sonra aslında sepetimde ürün kalmamış olması lazım. Çünkü ben burada checkout'u yaptığımda ben ürünlerin artık parasını ödemişim. O ürünlerin tekrar sepetimde kalmamış olması lazım. Dolayısıyla bu çalıştığında basket servisten sıfır gelmesi lazım. Önce şu basket servisi, daha sonra da ana sayfaya gönderiyoruz. Şu basket servisinin altındaki checkout'a bir gidelim önce. Application'da basket servis, bunun altında checkout metodu var. Bu ne yapıyormuş? Direkt servisin checkout metodunu çağırıyormuş. Biz hemen buradan client'ı kapatalım. Service basket API controller basket controller. Bunun altında checkout metodumuz var. O da burası. Ne yapıyordu? Buyer'ı alıyordu. Kullanıcının sepetini getiriyorduk. Sepetinde kaç tane ürün olduğuna falan bakıyoruz. Eğer sepetini alsa hata dönüyor. Çünkü sepetinde ürün yok ama sen checkout yapmaya çalışıyorsun. Kullanıcı adını alıyoruz kullanıcının. Ondan sonra order created integration event gönderiyoruz. Bakın basket servis aslında ben diyor ki evet ürünler olduğunu anladım. Sepet getirdim sepeti. Sepeti null değil. Sepeti var bu kullanıcının. İçerisinde ürün var vesaire vesaire. Ben artık bir order created sinyali göndereceğim. Yani şuraya ben buradaki app'ten API gateway'e, API gateway'den basket servisi oluşuyorum. Basket servisi de order created diye event bus haber veriyor. Şimdi order created'ı burada event bus'ta dinleyen iki tane metodum, iki tane servisimiz var. Bir tanesi order servisin kendisi. Çünkü bir sipariş oluşturuldu. Artık sipariş işlemlerini yapması lazım. Bir tanesi de basket servisin kendisi. Basket servis kendi oluşturduğu eventi neden dinliyor? Bakın şurada infrastructure order created fırlatıyoruz burada. Ve aynı şekilde handle ediyoruz bunu. Neden yapıyor bunu? Gidip kullanıcının sepetini boşaltabilmek için. Niye mesela burada zaten ben burada fırlatıyorum yani. Bunu fırlattığım kesin. Niye burada hemen bir alt satıra inip burada ben kullanıcının sepetini boşaltmıyorum derseniz şeyden emin olmamız lazım. Basket servisin gönderdiği işlem event bus'a ulaştı mı? Dan emin olmamız lazım. Çünkü aslında gerçekten tam da o zaman order created edilmiş oluyor. Gerçekten bu artık buradan basket servisin kendisinden çıkıp event bus'a ulaşmış olması lazım ki ben öylesileyim. Bir alt satırı da sildim diyelim orada bir hata oluştu ve ben o hatayı yuttum fırlatmadım.
Yine de bir alt satırdaki kod çalıştı. Ben order servise haber veremeden adamın sepetini boşaltmış olacaktım. Bu hataya sebep olacaktı. O yüzden kendi gönderdiği eventi kendisi de dinliyor ve gidiyor burada kullanıcının sepetini boşaltıyor. Başka kim dinliyor bunu? Order servisin kendisi dinliyor. Order servise gidelim. API Infrastructure Integration Event. Şurada handler'da bakın Order Created Integration Event. Order Create edildiğinde buradaki handler çalışıyor. Bu sefer de bu Create Order Comment veri tabanına gidecek. Bir tane şey oluşturacak artık. Order oluşturacak. Diyecek ki ben işlemlerimi yaptım. Bunu götür veri tabanına yaz. Create Order Comment'e gidelim. Bunun bir tane handler'ı var. Burada bakalım ne yapıyor. Adres oluşturuyor. Sipariş oluşturuyor. Siparişlere, siparişin elemanlarını alt elemanlar oluşturuyor. Gidiyor veri tabanına yazıyor. Eğer bekleyen event varsa onları fırlatıyor. Ardından da order started diyor. Sipariş oluşturuldu veri tabanında. Bu order'ın süreci başlayabilir. Order created ve order started. Bunlar ayrı ayrı işlemler. Order started'ı kim dinliyor peki? Şimdi şöyle kopyalayalım bunu. Şurada yazalım. Order started event handler.cs. Kim var? Bakın payment service var. Payment service'te order'ın start edilip edilmediği bilgisini kontrol ediyor bu. Diyor ki ha evet order demek ki başladı. Order'ın süreci başladı. Ben bunun artık ödemesini alayım. Ödemesini bitiriyor. Burada işte veri yani bir ödeme entegrasyonumuz olmadığı için rastgele bir tane success veya failed integration event dönüyoruz. Bakın burada. Veri tabanımızda eğer şuradaki keyword true ise flag ki bakalım konfigürasyonumuzda payment success true yani ödemenin başarıyla geçmiş olduğunu söyleyeceğiz biz. Success integration event fırlatacağız. Peki bu success ve failed'ı kim dinliyor? Notification servisimiz dinliyor. Ona gidip bakalım. Order'ı da kapatıyorum. Notification integration event handler. Bakın fail olduğunda notify ediyor. Diyor ki hata aldım ben bu siparişin ödemesinde. Belki burada da şeyi fırlatacağız. Git veri tabanından order'ı sil vesaire. Neyse artık stoktan düşmüşsek stoktan tekrar gerekli falan gibi işlemler yapacağız. Success olduğunda success mesajı. Fail olduğunda fail. Birlikte de yanında da bir tane error mesajı ile birlikte bitiriyor. Yani şöyle oluyor. Web API API Gateway haber veriyor. API Gateway basket servisi haber veriyor. Event bus'a geliyor. Event bus önce order servise sonra basket servise aslında ikisini aynı anda haber veriyor. Diyor ki order created. Basket servis gidiyor sepeti boşaltıyor. Order servis alıyor. Order servis gidiyor veri tabanına şuraya kendi veri tabanına yazıyor. Ondan sonra diyor ki ben order'ı create ettim. Order created eventini fırlatıyor. Event bus haber veriyor. Event bus payment servise haber veriyor. Payment servis alıyor bakıyor ki ödemeler doğru vesaire vesaire bankaya gidiyor. Bankadan cevabı alıyor. Ödeme success diye event bus haber veriyor. Event bus'ta bu success'i veya fail'ı dinleyen kim var? Notification servisi. Notification servisi de alıyor. Diyor ki kullanıcının işlemi başarılı veya değil. Şimdi biz bu ekosistemi kurduk. Dolayısıyla checkout sayfasında işlemimizi yaptıktan sonra bütün bu sürecin çalışmasını bekliyoruz. Şöyle yapalım. Hemen tekrar geri gelelim client'a. Create'de sadece checkout servisi çağırmamız yeterli. Burada order servise gidelim. Düzeltmemiz gereken bir yer var. Order servis. Order servisin infrastructure'ına gidelim. Repositories, generic repository'de bir kere şu unit of work'ten geriye bir DB context'i dönelim. Bu bir yapmamız gereken ilk iş. Bir de basket serviste şurada startup'ta şu basket servisi scope şunu transient şunu da transient. Şu basket servisi de transient olarak işaretlememiz lazım. Çünkü bu integration event create edildiğinde bunu çağırıyor. Bu transient kendi içerisinde scope'u çağıramıyor. Bunu da transient yapmak gerekiyor. Bunu da transient yapmış olalım. Şöyle geliyorum sağ tuş tıklıyorum. Set startup project. Daha önce belli projeleri çalıştırmıştık. Belli projeleri çalıştırmamıştık. Şimdi şöyle bakacak olursak payment API'miz çalışsın. Notification API'miz çalışsın. Order servisimiz, basket servisimiz, Blazor app'imizin kendisi, API Gateway, Catalog Identity servis çalışsın. Başka var mı? Başka yok. Şöyle kayıt edelim ve start'a basalım. Orada RabbitMQ'muz da çalışıyor. RabbitMQ'yu da görelim. Overview, Exchange'imiz var burada. Q
Q'larımız var burada. Orbi'ye gelelim. Eventler geldiğinde burada göreceğiz. Pıt 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 pıt. Bakın işte basket servisimiz, API gateway'imiz, katalog servisimiz, identity payment, şurada notification servisimiz var. Bir de order servisimiz çalıştı. Aynı zamanda Blazor app'imiz de geldi. Bir logout oluyorum. Login olacağım tekrar. Salih Can Tekin kullanıcısıyla girdim. Sisteme giriş için bastım. Şunu bir kaldıralım, devam edelim. Sisteme giriş yaptım. Sepetimde hiç ürün yok. Katalog servise geliyorum. Şimdi sepetime bir tane bundan, bir tane de bundan ekliyorum. Sonra sepete gidiyorum. Burada checkout diye bir buton var. Bu butona basınca bizi create order servise gönderiyor. Create order'da ne eksik unuttuk? Order servisi inject etmedik galiba. Evet, order servisi bulamadım dedi. Haklı. O yüzden hemen client'ımıza gelelim. Şu program CS'ye. Şurada eklemeyi unuttuğumuz bir order servisimiz var. Order servisi içeriye şöyle alalım, inject edelim. Uygulamayı tekrar çalıştıralım. Şimdi sepetimizde ürün olduğu için sadece sepetten checkout sayfasını ilerleyebiliriz. Zaten oradaki sepetteki butonun altında da direkt create order page'e gönderiyorduk. Daha önce yapmıştık o işlemi. Sepete tıkladım, checkout'a tıkladım. Böyle bir sayfa. Az önce oluşturmuş olduğum sayfa bu aslında. Yani hani adres bilgisini aldığım dışarıdan. İşte city'yi, işte ülkeyi, state'i vesaire. Payment metodda kart bilgilerini alıyorum buradan. Bu bilgileri dolduruyoruz. Ben otomatik dolsun diye bir tane şey eklemiştim içeri. Şurada hatırlarsanız şurası otomatik olarak ekrana gelen modeli dolduruyor. Şuradaki kodlar da tamamen form aslında. Yani şu formun oluşması. Şimdi şunları şöyle bir açalım. Şu payment API'miz önemli. Notification servisimiz önemli. Order mesaj basmıyor, basket mesaj basmıyor, web API basmıyor, katalog basmıyor, identity servis basmıyor. Şu iki servis bizim için önemli. Şimdi ben buradan make payment'a bastığım an şöyle, pardon, şuraya gelelim. Make payment'a bastığım an en son aşama event bus payment'a haber verecek. Ondan sonra notification'a gideceğiz. Yani hem payment'ta bir log göreceğiz, hem notification'da bir log göreceğiz. İşlem başarıyla tamamlanmış ise make payment'a bastım. İkisine de geldi. Ne geldi? Bu dedi ki bir tane order payment success, yani order oluşmuş. Onu da şuradan almış. Order started integration event handler in payment service is fired. Bu event handler fırlatıldı. Payment success. Geliyorum notification servisime. Payment servisime pardon. Payment servis gel buraya. Bu, evet, şurada bakın order started integration event handler is fired. Bu bizim bastığımız log. Yani order started order servis tarafından şöyle bakalım bunların hangisi order? Order API. Bu bizim için şeyi fırlattı. Bakın order created integration event'i fırlattı. İşte bunun bir tane event ID'si var. Onun logunu basmışız vesaire. Yani şu tekrar buraya event'i fırlattı. Sonra payment service aldı. Payment hangisi? Payment service işi aldı. Sonra payment dedi ki success'miş. Ben bir tane event fırlatayım. Fırlattığı event de şuraya düştü. Payment success with order ID 0. Order ID 0 gelmiş. Niye öyle geldi onu daha sonra bakarız. Ama aslında bizim istemiş olduğumuz, yapmayı istemiş olduğumuz şey çalıştı. Dikkat ederseniz bakın sepette boş artık. Ben sepete ürün ekledim az önce. Şu an boş. Niye? Çünkü bir sipariş işlemi gerçekleşti. Bir daha tekrarlayalım aynısını. Yani şunu ekleyelim. Bir de şunu ekleyelim. Hatta şunu da ekleyelim. Sonra sepete gidelim. Diyelim ki tamam ben kontrol ettim. Okey aç. Hatta şunu çıkartalım mesela. İki tane kalsın. Checkout yapacağım. Checkout bilgilerim bunlar. Make payment'a bastım. Yani şu şey. Burada seçili kalmış. Şurada da seçili kalmış. Bakın buraya tekrar geldi. Şu seçili kalmış. Eğer burada bir şey seçerseniz bakın select moda geçiyor. Log basmıyor. Ta ki siz burada sağ tuş tıklayıp onu iptal edene kadar. O yüzden şurayı tekrar canlandıralım. Şunu, şunu, şunu. Hatta şundan 2-3 tane ekleyelim. Geliyorum sepete. Şu bir tane olanı uçuruyorum. Checkout'a geliyorum. Payment'a basıyorum. Bakın pıt pıt ikisine de log düştü. Order ID'yi taşıyamamışız sadece. Order ID burada da 0, orada da 0 görünüyor. Gördüğünüz gibi aslında bütün sürecimiz,
ta en başından beri kurgulamış olduğumuz bütün sürecimiz başarıyla çalışmış oldu. Servisler arası iletişim mimarisini bir event bus üstünden kurduk. Hiçbir servisin birbirine doğrudan erişimi yok. Sadece API Gateway üstünde katalog servis ve basket servisi kullandığımız bir tane aggregation işlemi vardı. Burada da aggregator yazdık zaten. Eğer o API Gateway ile ilgili aggregation videosunu da izlemediyseniz onu yine kanaldaki videolardan bulabilirsiniz. Bu aşamadan sonra yani artık siparişi de oluşturduktan sonra uygulamanın kendi içerisinde ekstra bir kod yazmayacağız. Yani uygulamayı geliştirmek için bir kod yazmayacağız. Bundan sonraki videolarımız Dockerize etmek. Yani buradaki bütün servisleri ben burada lokalimde çalıştırıyormuşum gibi değil de bir Docker container olarak çalıştırıyormuşum gibi çalıştıracağız. O hale getireceğiz. Sadece Dockerize etmek yetmeyecek. Bu işin içerisine bir de health check girecek. Her servis, buradaki her servis kendi durumunu, çalışıp çalışmadığı bilgisini zaten servis faktörüye gönderiyordu. Bir de bizim uygulamamızın kendisine bir tane dashboard yaratacağız, health check ile ilgili. O dashboard'a gönderecek. O da yetmeyecek, loglama yapacağız. Ne loglaması yapacak? Her servis kendi loglarını bir ortak log mekanizmasına yazacak ve request ID'yi de içerisine koyacak. Hatırlıyorsanız zaten burada seri log ile ilgili bazı işlemleri yapmıştık. Yanlış hatırlamıyor isem. Loglama var mı bunlarda? Yok galiba. Basket servise bakalım şöyle. Configuration. Evet, loglama ile ilgili bir şey yapmamışız. Bu servislerin tamamına seri logu kullanarak loglama işlemi yapacağız. Logları biriktirdiğimiz alan ya da uygulama graylog olacak. Graylog'u şöyle graylog diye ararsanız Leading Log Management. Bakın bir sürü dokümanları var burada. Graylog'un ne olduğu ile ilgili burada Medium'da da bir doküman var. Bu makaleleri de okuyabilirsiniz. Ben bununla ilgili Graylog en azından Docker üstüne nasıl kurulur, nasıl konfigüre edilir ile ilgili bir video yine hazırlarım çekmeden önce. Graylog üstünde biriktireceğiz. Graylog arkasında MongoDB ve Elasticsearch'u kullanan bir mekanizma. Logları oradan çok güzel bir şekilde hem arayıp bulabiliyoruz hem de dashboard üzerinden grafik haline getirip dashboardlardan da bilgi edinebiliyoruz. Yani sistemimize aslında health check mekanizması kazandıracağız. Docker kullanarak containerize edeceğiz. Bir de logging mekanizması kuracağız. Her servis kendi logunu götürecek, yazacak. Log tracing çok önemli mikro servis mimarilerde. Çünkü gönderilen bir istek eğer bir noktada hata almışsa onu trace edebiliyor olmak lazım. Dolayısıyla her servis gidip kendi logunu log mekanizmasına yazarken gelen kendisine gelmiş olan isteğin request'in ID'si ile birlikte yazmak zorunda ki ben o request ID ile loglar içerisinde bir arama yaptığımda istediğim yere ulaşayım. Mesela bizim olayımız ne? API Gateway, Basket Service, Event Bus, Order Service, Event Bus, Payment Service, Event Bus, Notification Service. Diyelim en son Notification Service'e gitmeden Payment Service'te hata aldık. Dolayısıyla basket servisin, order servisin, payment servisin bastığı loglarda aynı ID kullanılacak. Ben o ID'ye göre arama yaptığımda bunun logunu göreceğim ama notification servisi görmeyeceğim. Diyeceğim ki ha, payment'tan çıkmış ama notification servise gelmemiş. O zaman bu arada bir problem olmuş diye o logu bu şekilde trace edip bulabilirim diye bir tane de request ID veya correlation ID ekleyeceğiz içerisine. Logların o şekilde kontrol edeceğiz. Yani sadece containerize edip bırakmayacağız bu saatten sonra. Uygulama içerisinde kod yazmayacağız. Evet ama uygulamayı mikro servis mimarisinde, dağıtık mimaride nasıl çalıştırabiliriz? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Bu videodan benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da zil işaretine basmayı unutmayın ki bir sonraki video yüklediğimde mutlaka haberiniz olsun. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar bölümünde sorun, elimden geldiği kadar hızlı şekilde cevaplamaya çalışacağım. Bunun yanında bir de Discord sunucumuz var. Linkleri yine açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Discord sunucumuzda da yardımlaşıyoruz. Bu videodan benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.